Sayın Bülent Arınç, bu PKK olaylarının üzerine teröre çözüm konusunda dün tekrar yetkililerle bir araya gelerek konuştuklarını belirterek şu açıklamayı yapmış. İnanın aklımıza gelen doğru bulduğumuz her şeyi yapıyoruz, emin olun. Yani şu anda terörle mücadele bir eksiğimiz olmadığını görüyoruz. Terörle mücadelede bir eksiğimizin olmadığını Eksik görüyoruz. var, eksik var. Hocamız yanlış söylüyor, eksik var. Çok büyük eksik var. PKK'ya karşı ilmi mücadele yapılmıyor. Yani en vahim eksik budur. Bilimsel mücadele yapılmıyor. Yani bundan büyük eksik olur mu ya? Adamlar ideolojik propaganda yapıyor. Geceli gündüzlü ideolojik propagandayla adamları daha çıkarıyor. İdeolojik propaganda sonucunda adamlar canını verecek hale geliyorlar. Malını verecek hale geliyorlar. Bu ideolojik propagandaya karşı ideolojik propaganda yok. Karşı mesela anti-diyalektik felsefe, anti-darvinist, anti-komünist, anti-stalinist faaliyet yok. Bu çok hayatidir. Nasıl tam olur? Olur mu? Vahim bir eksiklik var. Bunu kabul edip düzeltmek gerekiyor. Yani yok derse doğru söylememiş olur. Olur mu öyle şey? Var. Buyurun. Estağfurullah. Devamında ise şöyle söylemiş: ama düşünün ki milyonların yaşadığı Türkiye'de herkesin başına bir jandarma koyup da takip etmek mümkün değil. Kalplerine jandarma konacak. Evet. Kalplerine. Biz jandarmayla hallolsun demiyoruz ki. Zaten jandarmayla olmaz diyoruz biz. Jandarmayla, polisle, askeri operasyonla olmaz. İlmi çalışmayla olur diyoruz. Kalplerine jandarma konacak. Ne yapacaksın? Kur'an hakikatlerinin anlatılması gerekiyor. Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin anlatılması gerekiyor. Devlet tamam, devlet Kur'an'ı anlatamaz diyelim ki anlatabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı kanalına anlatabilir. Ama bilimsel eğitim, bilimin gerçekleri nasıl anlatamaz devlet? Yani bir proteinin tesadüfe meydana gelip gelmediğini devletin profesörler bilmiyor ama biliyorlar. Bu gerçeği söyleyecekler. Diyecekler ki arkadaşlar, bir protein tesadüfe meydana gelemez. Proteinin meydana gelmesi metafiziktir. Gerçek bu. Herkes bunu kabul ediyor. Bak o elma yanaklı Dawkins midir? Nedir? O da diyor. Uzaylılar yaptı diyor. Yani bilimsel olarak mümkün değil diyor. Bunun anlatılması lazım. Biz jandarma olacak demedik ki. Bilimsel eğitimden olur dedik. En vahim eksik budur. Bunu görmezden gelince, yani artık bunun arkasında ne söyleyelim biz? Yani ne söyleyelim? Ne denebilir yani? Çok muhterem bir insan, saygıdeğer bir insan ama bu gerçeği görmesi lazım. Evet, buyurun. Tabii hocam, inşallah. Devamında ise şöyle söylemiş: kalabalıklar içerisinde böyle çılgınlık yapacak hain insanlar mutlaka bulunabilir. Daha güçlü bir istihbarat, daha ön alıcı tedbirlerle bunları önlemeye çalışacağız ve inşallah muvaffak olacağız demiş. Yok, öyle bir şey olmaz. Yani bölgede adamlar milyonlarca imkana sahipler. Çok fazla avantajları var. Yani coğrafi avantajları var, sosyal avantajları var. Ve on binlerce taraftarları var adamların. Yani sempatizanları var. Her yerden bilgi alıyorlar. Yani onun alakası olmadığını biz 30 yıl içerisinde gördük. Devlet her türlü tedbiri aldı. Yani akla hayal gelecek her türlü tedbiri aldı. Her türlü operasyon yapıldı. Sınır ötesi operasyonlar yapıldı. Defalarca yapıldı. On binlerce asker katıldı. Hiçbir netice alınamazdı zaten. Ama bilimsel çalışma sonucunda net netice alınır. Çünkü adamın inancını bozmuş oluyorsun. Adamın dinini, felsefesini bozmuş oluyorsun. Adam felsefesini, dinini kaybettin mi, gücünü kaybeder. Ama adama ben senin felsefene bir şey diyemem, inancına bir şey diyemem dersen, adam kendinden emin olur o zaman. Doğru yolda olduğuna inanır. Çorba demagojisi netice getirmez. Akılcı, bilimsel açıklama yapılması gerekiyor. Devlet yapamazsa bize müsaadesine biz yapalım. Ya devlet yapsın, ikisinden birisi. Yani yanlış diyen bana söylesin. Hiç kimse yok yanlış düşünüyorsun, böyle bir şey yok demedi bana ya. Çok devlet görevlisiyle görüştüm. Her kime konuşsam da haklısın diyorlar. Peki o zaman niye yapmıyoruz? Yani ne mahsur var bunun? TRT'yi kullanacağız. TRT'nin imkanları uçsuz bucaksız. Basın kullanılacak, internet kullanılacak. Konu bitecek, bu kadar basit. Çok açık. Onun dışında netice alınamadığını herkes gördü. Sürekli terörü kınıyoruz, terörü kınıyoruz, terörü kınıyoruz. Yüzlerce, binlerce kere duyduk. Hainlerin işte eli kırılsın. Bu hainliktir, yaptığınız caniliktir, alçaklıktır.
Çok acımasızsın. Zaten adamı ben aksini iddia etmiyorum diyor adam zaten. Adama iltifat gibi gidiyor onların söylediği zaten. Biz zaten öyleyiz diyor adamlar yani. Adama diyor cani diyor. Zaten adam cani olduğunu söylüyor ben de. Aksi değil, aksiyim demiyor ki zaten adam.